AKP-MHP ittifakını, kadınların yaşam hakkını korumak bir yana, kadın mücadelesinin kazanımlarına dönük saldırılarını arttırıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden tek adamın kararıyla çekilmesinin ardından iktidarın ajandasında şimdi de anayasa değişikliği, 6.284 sayılı kadına yönelik şiddetle mücadele yasası, nafaka düzenlemesi ve aile arabuluculuğunu da içeren medeni kanunda değişiklikler bulunuyor. Kadına yönelik şiddeti önleme yükümlülüğü olan devlet, kadınlara yönelik işkenceye varan özel savaş uygulamalarıyla, yoksullaştırma politikalarıyla, erkek yargı mekanizmasıyla, hukuksuz uygulamalarıyla şiddeti yeniden üretiyor. Bizler bugün burada kutsal ailenizi de, gerici zihniyetinizi de tanımıyoruz. Onur yürüyüşlerine saldıranlara, homofobiye, transfobiye, itaat yok, isyan var demek için sokaklardayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bugün sesimizi duyurmak istediğimiz şey kadına karşı şiddete, savaşa karşıyız ve buradayız. 8 Mart'ta da, her 25 Kasım'da da buradayız. Yine aynı şekilde KYK'lardaki katliam niteliğindeki ihmallere karşı da buradayız. Süreç herkes için çok zor. Ülkenin dört bir yanında her gün bir kadının katledilmesine, tacizine, tecavüzüne, ötelenmesine, itelenmesine, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesiyle her güne uyanıyoruz. Buna karşı biz kadınlar her gün, her zaman olduğu gibi bugün de sokaktayız. İstanbul Sözleşmesi'ni geri almak istiyoruz. Kadına şiddetin durmasını istiyoruz. Kadınlar vardır, sokaklardadır, meydanlardadır, gecelerdedir. Bunun için bu eylemler devam ediyor. Yoksullaştırma ve güvencesizleştirme politikalarımızı kabul etmiyoruz.